Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İmam bir gibi rahmetullahi aleyhin Et-Tarikatul Muhammediye isimli eserinden müminin akidesini, iman esaslarını, Müslüman kimliğini derli toplu bir şekilde anlatan bölümünü okuyoruz. Nasıl bir Müslüman, nelere inanan bir Müslüman, neleri inanmazsa, zihnine yerleştirmezse tehlikeye gireceğine dair bilgiler veren bölümdeyiz. Bu bölümde imanımız açısından, Müslümanın imanı açısından gayet büyük bir önem taşıyan bilgiler ihtiva edeceğiz. Burada önemli bir konu var. O da şudur, akideye ait bazı konular Müslümanın o ana kadar aklına gelmemiş konular olur. Bu konu böyle bir sorun olduğunu, böyle bir itiraz olabileceğini, müşriklerin böyle bir dertleri olduğunu hiç duymamıştır o yaşına kadar. Mesela böyle bir kitabı okuyunca ilk defa duymuştur diyelim. Bu kitaplar yazılırken, iman esasları belirlenirken, 3 kişi, 5 kişi esas alınarak yazılmıyor. Ümmetin genel bilgisi ve genel ihtiyaç dikkate alınarak yazılıyor. Dolayısıyla filanca konuyu niye akide kitabına aldığını, İmam Birgivi'nin mesela veya Nesefi'nin niye aldığını şahıs olarak bir kişi anlamamış olabilir. Onun öyle bir sorunu yoktur. Zihni o konuyu algılamıyordur zaten. Hiçbir sorun yok. Biz İlki olarak iman esaslarımızı öğreniriz. Günün birinde o konuyla ilgili bir sürtüşme, bir şeytan taarruzu gibi bir şey söz konusu olacak olursa maazallah, neyin nasıl yapılacağını, neye nasıl inanılacağını da bilmiş oluruz böylece. Evet hocam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Vel kebiratu la tuhricul abdel mü'mine minel imani. وَلَا تُدْخِلُهُ فِي الْكُفْرِ وَلَا تُخَلِّدُهُ فِي النَّارِ وَلَا تُحْبِطُ طَاعَتَهُ. Günahlar, büyük günahlar ve küçük günahlar diye iki listede ele alınıyor. Büyük günahlar, Kur'an-ı Kerim'de cezalandırılacak işler olarak zikredilen günahlar, işte yol kesmek, zina etmek, hırsızlık yapmak gibi, insan öldürmek gibi büyük günahlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bunlar büyük günahtır, dikkat edin buyurduğu şeyler, faiz, sihir, büyü, anneye babaya isyan etmek, büyük günahlar var. Bu büyük günahları İşleyen insanlar adı üstünde günah işlemiş oluyorlar. Ne demek günah işlemiş oluyorlar? Melekler onun işlediği o günahı yazıyorlar. Peki netice olarak da bu günah işledi, bunu müminliğini yok sayalım diyor mu melekler? Yani büyük günah işlemek, mesela hırsızlık büyük bir günah, faiz büyük bir günah. Büyük günah işleyen İslamiyet'ten çıkıyor mu? Tarih boyunca büyük günah işleyenlerin İslam'dan çıkmış olacağını, mümin sayılmayacağını söyleyen ekoller olmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri, ashab-ı kiramın uygulamaları, ümmeti Muhammed'in önder, müçtehit imamları, bunların
hepsini toplam baktığımızda günah ne kadar büyük olursa olsun, günah yapmakla bir insan dininden çıkmaz. Çünkü din iman etmekle içine girilir. Allah'ı ve şeriatını kabul etmekle içine girilir. Çıkmak için dinden insanın imanını bozması lazım. Günah işlemek ise imanı bozmuyor. Cehenneme girip yanmaya sebep oluyor. Bu sebeple akide kitaplarında özellikle Birgivi Rahmetullahi Aleyh de burada bir paragrafta özetlemiş bunu. Akide kitaplarında İslam'ın doğru anlaşılan şekli olarak bu vurgulanır ve akidenin önemli kurallarından biri olarak söylenir. Günah ne kadar büyük olursa olsun, insan öldürmek de dahil, cehennemde milyon sene saklayacak, bu korkunç bir şeydir, Allah muhafaza buyursun, ileride imanının kaybolmasına sebep olabilir. Ama bütün bunlara rağmen günah işledi diye bir insan Müslümanlığını kaybetmez. Hiç günah işlemeden o günahın varlığını inkar etse dinden çıkar ama. Mesela faiz en ağır günahlardan birisi. Bir kuruş faiz alsan, bir trilyon faiz alsan aynı şey. Dinden çıkarmıyor. Hiç faiz almadan, ya bu faizin haram olmasının bir manası yok, haram olmasın artık dese insan maazallah bilerek dinden çıkmış olur. Faiz almak değil, faizi inkar etmek dinden çıkarıyor. Onun için bir gibi rahmetullahi aleyh bu ehl-i sünnet akidesi diye özetlediğimiz bu akideyi ne diyor? Mümini iman dairesinden çıkarmaz büyük günah işlemek, kafir yapmaz. Cehennemde ebedi, sonsuz olarak yanma nedeni olmaz. Geçmişte yaptığı ibadetleri de sildirmez. Yani dün büyük bir günah olan kumar oynasa bir insan, piyango bileti alsa mesela, bu çok büyük bir günah, bunun cehennemde cezası var, tövbe istiğfar etmesi lazım vesaire. Ama bu onun kafir olduğunu göstermez. Bu da bize ne ders veriyor? Müslüman günah işledi diye ona kafir gözüyle bakmıyoruz. Ne gözüyle bakıyoruz? Fasık. Yani günah işleyen bir insan gözüyle bakıyoruz. Ya da önceki gerçekleştirdiği ibadetlerini de silmez o oynadığı kumar mesela. Mesela hacca gitti, haçtan sonra da kumar oynadı. Maazallah. Olur mu? Olabilir insan hali. Haccı iptal olmaz bunun. Kıldığı namazlar iptal olmaz. Kafir olursa, neuzübillah, eskileri iptal olur. Evet. Vallahu Teala la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah müşriğin hatasını affetmez. Yani Allah'ın oğlu var, haşa, kızı var, karısı var gibi çirkin söz söylese bir insan. Hristiyanlar söylüyorlar, Yahudiler söylüyorlar. Veyahut da bu Allah haktır, doğrudur ama filanca da benim Rabbimdir, Tanrımdır dese, yani Allah'a ortak koysa, Allah gibi bir güç kabul etse, buna şirk diyoruz, yapanına da müşrik diyoruz. Bunun affı yok. Bu sözle ahirete giden ebedi cehennemde kalacak. Çünkü Allah bunu affetmeyeceğini buyurdu. Şirkin altında insan öldürmek, kumar oynamak, zina etmek, hırsızlık yapmak, ne kadar günahlar varsa tamamı tövbe edilirse Allah kabul eder tövbesini. Tövbe etmeden ahirete giderse yine Allah'ın affetme umudu var. Mümin olarak ahirete gittiği sürece. Müşrik gidenin hiçbir umudu yok. Onun dosyası kapanmıştır. Ve yecuzul ikabu ale's-sagireti ve lev ma'ajtina bil-kebairi vel afu anil kebireti ve lev bila tevbetin. Evet. Allah-u Teala sadece büyük günahlara ceza verecek diye bir kural yoktur. Bir insan hiç büyük günah dediğimiz günah işlemese, sadece küçük günah işlese
edebini korumamışsa eğer, küçük günaha da ceza verir Allah. Yani küçük günah işliyor olmak, işte hırsızlık değil, kumar değil diye, küçük günah işledi diye kimse elini kolunu sallayıp Allah'ın huzuruna gidemez. Günah günahtır. Şu kadar ki büyük günahın tonajı ağır olduğu için cezası da ağır, küçük günahın cezası da hafif, küçük olur. Tövbe edenleri Allah affeder. Dilerse tövbe etmeden de kulunu affeder. Başka bir sebeple affeder. Evet. Vallahu Teala yucibu davati ve yakzil hacati tefaddülen. Bu da çok önemli. Bütün Müslümanların bilmesi gereken önemli bir husus vurgulanıyor. Allahu Teala kullarının yaptığı duaları kabul buyuruyor. Bana şunu ver ya Rabbi diye yalvaran kuluna veriyor. Çocuğum olmadı, çocuk ver diyor, veriyor. Borcu olduğu için değil, mecbur olduğu için değil, lütfettiği için Allah. Yani dua edenin duası yasal bir hak oluşturmuyor. Kanuni bir hakkı değil Allah-u Teala'ya karşı. Ya ne? O yalvarıyor, Allah-u Teala da kabul buyuruyor. Dilemezse kabul etmez. Devam. Vel imanu vel islamu vahidun. Hüve tasdikun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fi cemi'i ma ulime bid darureti meci'uhu bihi vel ikraru bihi. Vel amel. Vel a'malu haricetun an hakikatihi felâ yezidu ve lâ yenkusu. Evet. İman kelimesiyle İslam kelimesi, dolayısıyla müminle Müslüman kelimeleri aynı manalardadırlar. Ne demek bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ve getirdiği şeriatını kabul etmek, itiraz etmemek. Buna mümin de denir, Müslüman da denir böyle kabul edene. Bunun adı imandır, İslam'dır. Tartarak, ölçerek büyük iman, küçük iman, daha sonraki büyümüş iman, biraz sonra küçülmüş iman diye ayrıntılara girmemeliyiz diyor müellifimiz. Devam. Ve yasihhu en yekule men vücida fihi ene müminun hakkan ve la yenbeği en yekule ene müminun inşallah. Yani kim mümin Müslümansa ben Allah'ın izniyle çok iyi bir Müslümanım, müminim demesi caizdir. Ama Müslüman kalkıp da ya inşallah Müslümanım ben, İnşallah müminim dememeli. Zira bu inşallah kelimesi, Talha hocam, Arapça bilmeden Arapça kelimeyi kullanmakta da sıkıntı var. Şu inşallah sözcüğü çok fazla kullanılır oldu. İnşallah ne demek? Allah isterse, istemezse yok demek. Yarın ben filan ziyarete gideceğim. İnşallah. Allah izin verirse, isterse yarın gideceğim. Nasılsın inşallah? Yahu bugünkü hali Allah isterse nasılsın? Türkçeleştirince komik oluyor. Allah isterse sen hafız olursun denir. Geleceğe yönelik bir şey konuşuyoruz. İnşallah kelimesi yok yanlış kullanılıyor. Bir Müslümanlık motifi halini aldı inşallah. Yani inşallahlı kelime kullanıldığı zaman daha Müslümanca kelime kullanılmış gibi oluyor. Bir yanlış bu. Bu kelimeyi ben müminim, imanımla da övünüyorum diyen bir insan bunun yerine ben müminim inşallah dediği zaman imanını askıya almış oluyor. Dolayısıyla bu uygun bir söz değil. Öyle dememek lazım. Yani sen şüphe, yani çünkü yarın ben Erzurum'a gideceğim diyen birisi inşallah demese yarın belki gidemeyecek. Bilmediği bir şeyi konuşuyor. Dolayısıyla yarın Erzurum'a inşallah gideceğim diyoruz. Aynı şeyi kalkıp da biz imanımız için kullanırsak kendi imanımızdan bir tereddüdümüz var anlamına geliyor bu. İnşallah müminim ben denmemeli. Müminiz. Peki burada bir boş boğazlık var mı? Hayır. Burada bir boş boğazlık yok. Ne var ya? Ya bizim yani böyle olduğuna inandığımız bir imanımız var. Kendi imanımızdan bir şüphemiz yok. Ve imanul mukallidi
Sahihun velakinnehu athimun bi terkil istidlali. Yani mukallidin iman etmesi demek, yani oturup ayrıntılarına girerek iman nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor, hangi ayet neyi anlatıyor, melekler hakkında ayetler nelerdir, bunları kökten araştırmaya da iman deniyor. Babamız bize Müslümanız dedi. Biz de elhamdülillah dedik. 50 senedir öyle devam ediyoruz işte. Bir de şöyle bir şey de var hocam. Mesela benim annem babam okuma yazma bilmiyor ama bugün telefonda konuştum kendileriyle. Karın yaşını izlemiş, oturmuş ağlamış. Allah'ım ne kadar büyüktür diye. Allah'ım sen ne kadar büyüksün, ne kadar kuvvetin, kudretin var diye. İşte bu da yani mukallitlik şeyine girmiyor. Yani bazı alimler ne diyor? Keşke herkes öyle mukallit olsa. Kardan bir hikmet çıkarsa da yukarıda soğuk tabaka ile ılıman tabaka sürtüştüğü için o kavgadan kar yağdı diye bir felsefe üretmemiş olsa keşke. Şimdi Müslümanın Kur'an'dan, hadisi şeriften ayrıntılar bilip o ayrıntılarla iman etmesi gereken ama hiç böyle bir şey bilmeden amentü billah deyip namaz kılmaya başlayan imanı var mı? Var tabii. Yani keşke bilse her Müslüman onlarca ayet, yüzlerce hadis-i şerif ama bu şart değil. Allah, peygamber, ahiret, kitap, melek, kader, dirilmek biliyor musun? Biliyorsun. Müminsin. Yani kabul ediyorsan müminsin demek gerekiyor. Bu ayrıntılar şart değil. Devam. Ve fî irsâlil enbiyâi ve rusulî bil mu'cizâti. Peygamberlerin mucizeler desteğiyle gönderilmesi. Vel kütübil münezzeleti ileyhim minel beşeri ilel beşeri hikmetun baligatun ve hum müberrauna anil küfri vel kizbi mutlakan. Yani bir peygamber meselesinde peygamberlerin mucizeli bir şekilde gelmesi, onlara kitaplar indirilmesi neticede Allah'ın iyice bileceği hikmetlerden bir hikmettir. Mesela her insan şöyle göğsünde bir dosya olarak yaratılabilirdi. Açı burayı okuyup, bütün peygambere ait bilgi ne varsa oradan okuyup, her insan Arapça bilerek yaratılabilirdi. Böyle bir yol murad etti Allah, böyle yarattı. Bunun hikmetlerini Allah bilir. Bu yüzden biz peygamberlere topluca iman ederiz. Onları yalan konuşmaktan, imana ters düşecek şeylerden tamamen uzak kabul ederiz. Anil kebair ve sagairil müneffirati. 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 Keserikatin. Lukmatin ve tatfifi habbetin ve taammudis sagairi ve gayriha ba'del bi'teti. Yani peygamberler, peygamber olduktan sonra büyük günah, seviyesiz işler ve basit işlerle meşgul olmayan insanlardır. Böyle inanırız. Ve evveluhum Ademu ve İlk peygamber Adem Aleyhisselam'dır. Ve ahiruhum ve efzaluhum Muhammedun Aleyhissalatu vesselam. Ve la yu'rafu yakinen adaduhum ve la tebtulu risaletuhum bi mevtihim. Ve la tebtulu risaletuhum bi mevtihim. İlk peygamber Adem Aleyhisselam'dır. Son peygamber Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, en üstün peygamber yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ama kaç peygamber olduğunu tam bir rakam olarak bilmiyoruz. 124 bin diye bir rakam var. Belki de 98 bindir. Net bir rakam yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kadardı bizim peygamberler grubunun sayısı diye bir bilgi vermemiştir. Yaklaşık rakam diye bir kavram var. Yaklaşık bir rakam üzerinden 124 bin peygamber diyoruz. وَهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهِ يَعْمَلُونَ لَا يُوصَفُونَ بِمَعْصِيَةٍ وَلَا ذُكُورَةٍ وَلَا اُنُوثَةٍ وَلَا بِاَكْلٍ وَلَا بِشُرْبٍ وَلَا بِلَوَازِمِهِمَا. Yani pek en melekleri tarif ederken ne diyoruz? Onlar hata yapmıyor, yemiyorlar, içmiyorlar, erkeklikleri yok, dişilikleri yok, uyumazlar, hep itaat ederler, Allah'a hiç asi olmazlar diyoruz ya melekler için. Bütün bu saydığımız bu özelliklerine
ait, meleklere ait bu özelliklere rağmen peygamberler meleklerden üstündürler. Böyle inanıyoruz. Ve rusulul melaiketi efdalu min ammetil beşerillezine hum efdalu min ammetil melaiketi. Ve meleklerin de elçileri, yani peygamberlerle gidip gelenleri var. Onlar da genel olarak insanların tamamından üstündürler. Ve kerametul evliyai hakku. Evet, yeni bir konuya girdik. Burada bir ayrıntıya girmemiz gerekiyor. Akide konularından birisi keramet konusudur. Keramet anlamak için mucizeyi anlamak lazım. Mucize, Allah-u Teala'nın peygamberini olağanüstü bir şeyle desteklemesi demektir. Mesela hangi mucizeyi diğer peygamberlerden sayalım? Olağanüstü Musa Aleyhisselam'ın mucizesi. Mesela elindeki asa ejderhaya dönüştü. Mesela başka? İsa Aleyhisselam'ın mucizesi var hocam. Mesela? Gökten Allah'ın onun için sofra indirmesi. Gökten, onun ölüleri diriltme, daha canlı bir. Daha canlı. Kuş, daha aktif. Kuş şeklinde çamurdan şekil verdiği hayvanımsı bir işte mahluku yaratması gibi diyelim. Ya pek çok mucize şu demek. Peygamber bir iş yapıyor, Allah yaptırıyor ona. Fakat o teknik olarak yapılması mümkün değil. Harikulade deniyor. Ne demek harikulade? Olağan yöntemlerle gerçekleşmeyen. Bu mucize. Her peygambere farklı mucizeler vermiş Allah-u Teala. Mesela Salih Aleyhisselam'ın mucizesi nedir? Dişi. Dişi bir kayanın içerisinden dişi bir hayvan yavrusu çıkıyor. Bu normal şartlarda olmuyor. Peygamberleri Allah-u Teala lütfedip, haklı bu adamlar, yalan konuşmuyorlar desin insanlar diye desteklemiştir. Bu destek iki şey çok önemli. Hep olmamıştır. Yani her canı sıkıldıkça peygamber haydi bir destek. Yani her gün 3-4 destek yok. Çok önemli bir ayrıntı. İki, mucizeyi görünce insanlar ellerini kaldırıp tamam ya Rabbi iman ettik de dememişler. Bir şey değişmemiş aslında. Evet, iman eden var yani. Hep böyle değil ama mesela gök yarılıyor, büyük bir mucize çıkıyor. Taş yarılıyor, içinden canlı bir hayvan çıkıyor. Ay ikiye bölünüyor. Yani ilk bir insan filmde görse o gece korkudan uyuyamaz. Öyle bir şey senin gözünün önünde oluyor. 1000 kişi bunu izliyor. En azından 900'ü iman etmesi lazım o gün. Etmiyorlar. Yani mucizeler iman edenlerin sayısını artırmadı. Ahirette nankörlükleri ziftleşmiş grupları artırdı. Çok önemli bir ayrıntı. Tabii %100 böyle değil. Bunun istisnası da var. Meşhur istisnası Musa Aleyhisselam'ın sihirbazları değil mi? Onlar 3 kişi miydiler, 10 kişi miydiler? Mucizenin o kadar net etki ettiği nadiren göründü. Ama Firavun'a ne oldu o mucize? Daha katmerli, ziftli gavur oldu. Gavurluğu ziftlendi biraz daha. İsa Aleyhisselam'ın mesela doğumuyla gerçekleşen mucizeyle şu an milyarlar... Milyarlar cehennemi kaldılar. Evet. Yani İsa Aleyhisselam'dan dolayı mesela çok büyük bir mucize, doğumu mucize. Sadece doğumu değil ki. 3 günlük bebekken konuştu. Konuşması, evet. Konuşması, kundakta konuşması büyük bir mucize. Mucize Yahudilerin ebedi cehennemlik olmalarına sebep oldu. Umumiyetle tabii yani Zekeriya Aleyhisselam'ın da imanı arttı mesela. Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımının da imanı arttı bu sahneyi görünce. İsa Aleyhisselam'ın annesi olan Meryem'i büyüten o mübarek kadın imanı arttı. Her halükarda tek tük kalıyor. Yani şunu düzeltmek için söylüyorum. İnsanlar 10 bin kişiler bir şehirde, iman etmiyorlar. Peygamberi bunaltıyorlar. Allah-u Teala da peygamberine bir mucize gönderiyor. O gün hepsi tövbe ediyor. Evliyaullah'tan oluyorlar. Böyle bir şey yok.
Mucizeyi niye konuştuk? Kerameti konuşacağız çünkü. Keramet mucizeye benzer. Nedir o? Keramet de Allah-u Teala'nın olağanüstü bir şekilde kulunu desteklemesidir. Peygamberi destekliyorsa mucize diyoruz buna. Peygamber dışında birini destekliyorsa ona da keramet diyoruz. Bir de şöyle bir durum var hocam. Kerametler, keramet veya mucize olsun. Yani o iş, o kimse canı istediği zaman sanki bu işi gerçekleştiriyormuş gibi bir durum söz konusu. Profesyonel da, bir işlemci değil. Yani Allah'ın desteğini devre dışı bırakıyorlar. Yok, bunu iyi tespit ettin. Özellikle kerametler, mesela Musa Aleyhisselam elini bu şekilde koltuğun altına soktuğunda çıkarınca eli beyaz oluyordu. O sürekliydi diyelim. Bilhassa kerametler zaten tek tük oluyor. Hiçbir veli kulu Allah'ın, yani iyi, salih, takva, tam Allah'ın razı olacağı şekilde yaşayan bir kula veli diyoruz biz. Hiçbir veli kulu kerametler dosyası hazırlamadı kendisi için. Kimi kullara, salih kullar utandılar bu kerametlerden. Mahcubiyet hissettiler. Çünkü keramet Allah-u Teala'nın sevdiği, razı olduğu bir kul olmayı gösteriyor. Manevi bir destek oluyor. Bu okulun yükseğe çıkması anlamına geliyor. Yükseğe çıktıkça da düşme riski artıyor bu sefer. Bel'am bin Ba'ura denen adam keramet gördü Allah'tan. Ateynahu ayeti okuyalım. Ve ateynahu ayatina fenselha minha. Ateynahu min ayatina ayatina. Ve ateynahu min ayatina. Hafızın ayetullah. Ve ateynahu minha. Min ayatina fenselha minha. Fenselha minha. Fe etba'ahu şeytan. Yani ona da kerametler vermiş Allah-u Teala. Sıradan bir gavur değil o. Yani 100 metrede dururken kerametleri sayesinde milyon metreye çıktı belki, yuvarlanıp cehenneme kafir olarak giderken de o büyük mesafelerden yuvarlanıp gitti. Yani bu hep Allah dostlarının korkusu olarak kalmıştır. Ama her halükarda. Şimdi bir gibi burada rahmetullahi aleyh neyi özetliyor? Keramet vardır, haktır. Şimdi birisi bunu suistimal etti, yalanda kullandı diye biz var olan bir şeyi inkar edemeyiz. Niye? Ayetlerde buna işaret var. Buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde işaret var. Ümmeti Muhammed'in bilhassa ikinci, üçüncü aslında kerametlere çok temas ediliyor. Burada yani vakit bulsanız ya da merak edip bu gençler mesela şöyle ben bunu proje yapayım desinler. İncelenecek bir konu var. İnayetullah Hafız, bunu sen ileride inşallah kitaplara daldığım zaman bunu inceleyeceğim. Siyer-i Alamin Nübelâ'yı okuyacağım mesela. Allah dostlarından nasıl kerametler gelmiş. Keramet sayısı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından başlıyor diyelim. O güne kadar hep mucize diyelim yani. Böyle bir rakam yok. Bugüne gelinceye kadar Müslümanların kerameti tedavül etmeleri, keramet gördü, gösterdi, baktı, kerametten geldi demelerinde hep rakam yükseliyor. Mesela ashab-ı kiramın tabakat-ı İbn-i Sa'd, işte 7 cilt, 9 cilt de var baskısı, kerametlerle dolu, tabiinin kerametleriyle dolu. Ashab-ı kirama ait neredeyse giydikleri terlik bile anlatılıyor orada. Ashab-ı kiramın mesela 10 bin tane sahabi alalım, hayatı bilinen. 10 bin sahabide görülen keramet oranına bakıyoruz. %1 mesela. Misal. Böyle bir rakam yok. Tabi'in nesline geliyoruz 100 sene sonraya. Bakıyorsun kerametler %10'a çıkmış. Geliyoruz 3. nesle %15 olmuş. 4. asra giriyoruz. %80'leri buluyor keramet. Kitap mı yazdı? Tekkesi mi var? Medresesi mi var? Keramet. %80'i buluyor. Birinci istatistik. İkinci istatistik. Şimdi ashab-ı kirama bakıyoruz. Allah'ın onlardan razı olma oranı kaç? %100.
%100 radıyallahu anhum. Müslümanlığı namazdan, oruçtan, haçtan, infaktan, cihattan, Kur'an tilavetinden, gece teheccüdünden, çocuk yetiştirmekten, Allah'ın Müslümanlık dediği şey ashab-ı kiramda yüzde kaç? %100. Tabi'in neslinde %100 mü? Bir defa rakam yok. %100 mümkün değil. Kur'an çünkü ashab-ı kiram için sadece %100 radıyallahu anhum buyurdu. Ne ashab-ı kiramda %100 olan Müslümanlık, infak, cihat, teheccüd, ibadet, Kur'an tilaveti tabi'in neslinde şüphesiz %20'ye düşmedi. Ama %90'lara düştü. Çünkü ashab-ı kiramı 100 bin kişi diye sayıyorsun, mükemmel adam diye. Tabiinde bakıyorsun 7 büyük alim, 80 tane meşhur, 200 tane şu. Tabiinden bir 50 bin kişi çıkaramıyorsun. Halbuki nüfus milyonları bulmaya başlamış o zaman. Yani tabi olmakla olmuş, faziletli nesil oldukları halde sahabe ile yanaşamıyorlar, bir araya gelemiyorlar. Ama şimdi burada %10 Müslümanlığı sanal konuşuyoruz tabii. Düşürdük. Keramet onun yerini hemen dolduruyor, bakıyoruz. Üçüncü nesilde ashab-ı kiramdaki %100 Müslümanlık, diyelim tabiindeki %90 Müslümanlık üçüncü nesilde var mı? Yok. Yok, o da belki %80'e düşüyor. O da kim bilir, %80, %70'e belki düştü. Ama öbür taraftan Müslüman sayısında bir artış var. Müslüman tabii. Bağdat dünya şehri olmuş. Belki Müslümanlık 2 milyon olmuş o zaman. Keramete bakıyorsun. Keramet yukarı artıyor. Keramet artmaya devam ediyor. Şimdi demokrasi, sekülerizm bilmem ne çağlarındayız. Aman Allah'ım, Talha Hoca'nın sarığına benzer sarık sarmaya görsün birisi. Herkesin kerameti var yani, öyle olunca. Yani, Talha Hoca, bugünkü keramet sayını merak ettik. Kaç keramet bugün gösterdin? Bir tür borsa gibi oldu keramet. Keramet borsası kurulacak neredeyse. Şimdi bu Müslümanlığın takvasına, zühdüne bakıyorsun. Toplum bazını konuşuyoruz tabii. Bireyleri Allah'tan başkası bilemez. Hasan Hoca'yı tartalım dediğimiz zaman haram bir iş işleriz. Ne Hasan Hoca beni tartabilir, ne ben Hasan Hoca'nın imanını tartabilirim. Yani Allah-u Teala'dan başkaki birim, ama toplum olarak tartıyoruz. Bu sokakları görüyoruz, bu camileri görüyoruz. Ashab-ı kiramın sokakları ve camileri de görülüyordu. Ya bu ne enteresan bir şeydir. Keramet artıyor, Müslümanlık düşüyor. Buna tek cevap verilebilir. Çünkü ashab-ı kiramın en büyük kerameti fidâki ebî ve ummî ya Resûlallah'tı. Anam babam sana kurban olsun. Keramet. Kerametti bu. Poşete koyup çocuklarını adeta, buyur ya Resûlallah, kocamdan bu kaldı, senin olsun demekti keramet. Sabah namazını kalktılar keramet olarak, telefonları çalmadığı halde. Cihat deyince 3 kişi geri kaldı. Tebük'ten gerisi 40 bin kişi yalın ayak gittiler be. Ayaklarında terlik yok çölde. 50 derece sıcaklık kaynatıyor çölü. Yürüdü gitti. Keramet bunlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara güvendi. Tamam ya Rabbi, şahit ol, bunu emaneti verdim dedi. Ya 120 bin, 124 bin peygamberden hiçbirine nasip olmadı. Görevimi bitirdim ya Rabbi, sen şahit ol. Hiçbir peygamber diyemedi. Ashab-ı kirama güvendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ne diyor? Allahümme şahit. Allahümme şahit. Şahit ol ya Rabbi, görevimi bitir. Keramet buydu ashab-ı kiramda. Tabi'in nesli de mübarek nesil. Sümmellezine yelûnehum. Sonra gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarı çıkarıyor. Ama ne hikmettir? Ayranın su oranı arttı bu sefer. Keramet de çoğaldı. Niye? Sabah namazında, Kur'an okumakta, ilimde, cihatta, infakta vesaire de Allah'a kullukta ispat yapamayınca ne gerekiyor Hasan Hocam? Biraz kerametler gerekiyor. Aynı şey 5. asır, 7. asır, 8. asır. Yahu bu asırda halifeliğimiz var mı bizim? Bir halifemiz var mı ya? Yok. Uyduruk Hristiyanlığın papalığı var. Yahudiliğin her yerde din birliği var. Bir halifemiz var mı? Kur'an benim devletimin yasasıdır desem ben suç işlemiş olmayayım mevcut kanunlara göre? Maalesef. Peki benim kızım
peçesiyle üniversitede okuyacak deme hakkım var mı? Maalesef. Benim nikahım Allah'ın şeriatına göre kıyılsın diyebilir mi bir genç? Kanunla Kur'ansızlık koruma altına alınmış. Bir dönemde İstanbul'un bir mahallesinde, Trabzon'un bir köyünde bir hoca efendi çıkmış haftada 7 keramet gösteriyormuş. Ne diyeyim ben senin 7 kerametini? Bu bataklıkta sen mümin olarak kaldın. Bana göre en büyük keramet İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, Boğaziçi Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi'nde 19 yaşında çakı gibi bir delikanlı. Çakı ya, sıksan böyle kanı böyle patlayacak her tarafta. Forslu bir üniversiteye girmiş. Sülalesi Nobel ödüllü kabul ediyor onu. Vakıflar ona burs vermeye çalışıyor. Genç bir delikanlıysa genç kızlar kaş işareti bekliyor ondan. Telefonuna mesaj bekliyor. Bir günde geliyor genç bir kız tam o arşın gölgesindeki 7 insandan biri gibi. Biz arkadaş olabilir miyiz diyor. Kalkıyor fakültenin kapısında ve utanmaz. Ben Allah'tan utanırım. Uzak dur benden diyor. Sonra da gidiyor 2 rekat namaz kılıyor. Rabbim ben ne günah işledim de bu rezil kız benim peşime takıldı diyor. Sahabe hafız keramet bu değil mi? Keramet hocam. Sahabe bu değil miydi? Eğer bir keramet ehli veli arayacaksak bunu tabii üniversiteden mezun olana kadar devam ettirecek. Öyle bir defa tiyatro için ben bile yaparım o işi yani. Bir defalığına ben de yaparım zannediyorum onu. Ama 4. senesinde de bakıyoruz ki bu ruhla çocuk mezun olmuş. Hasan hocam yüzlerce binlerce talebe yetiştirdin. Bu çocuğun varlığı İslam adına, Kur'an'ımız, dinimiz adına heyecan verici değil mi böyle bir delikanlı? En büyük keramet. Keramet olarak. Bir kız çocuğunu düşün. Yahu tesettür bile rezil hale gelmiş. Öyle bir zamanda aynanın karşısına geçiyor. Kız neyin aynanın karşısına geçer? Bakacak güzel oldu mu? Annesi diyor ki kızım tamam güzel göründü. O zaman çıkarayım bunu anne diyor. Ben güzel görünmemek için bakıyordum aynaya. Haşa güzel görünüyorsa bu tesettür değil. Keramet ehli bir kız bu. Bu keramet ehli. İşte keramet kelimesinde çok önemli bir ayrıntı. Müslümanlar Allah'ın şeriatını yaşamak, Kur'an'ı kaldırıp Amerika füze gönderdiyse, uydu gönderdiyse biz de dünyada tatbik ettiğimiz Kur'an'ımızı füze gibi, uydu gibi göklere kadar gönderdik. Bütün insanlığı aydınlatıyor. Uydu üzerinden Kur'an'ımızı tatbik ettik gibi bir proje mesela. Göndermek en büyük keramet bu asırda. Şeriatın yok, şeriatının devleti yok. Fıkıh, onu bunun elinde oyuncak kabul edilmiş. Allah'ın nerede bir dostu varsa, bir kabahati var diye deşifre edilmiş, onun hakkında algı operasyonu oluşturulmuş. Böyle bir zamanda sen kendi reklamını yapıyorsun. Suistimal bu. Suistimal. Bu yüzden kerametin hak olması başka şey, bu hakkı suistimal eden birilerinin kullanması başka bir şey. Haçlılar, Moğollar gelip de Bağdat'ı yerle bir ederken, Kudüs'ü kan gölüne çevirirken, Kudüs'ün Nablus diye yan tarafında bir yerde keramet gösteren Şeyh Efendi kıyamet günü Kudüs'te Miraç namazı kıldıran Peygamber Aleyhisselam'la nasıl buluşacağını merak ediyorum ya. Kudüs'ün 50 kilometre altında senin menakıbın dolaşıyor. Kudüs'te de bir günde binlerce insanı kurban gibi kesiyor Haçlılar. Ya madem bu kadar büyük keramet sahibisin, şu Haçlılar bir donsun kalsın orada ya bir görelim ya. Şöyle bir mübarek elini bir salla. Hep keramet sofrada ne hikmetse görülüyor. Sen ne zaman keyfine geliyorsa keramette. Sen istediğin zaman hep ötüyorsun. Biz sabah namazında ötecek oruç arıyorduk. Bu sebeple bugünkü gençliğimiz, Müslüman gençliğimiz bir ifrata kapılıyor. Ne kerametiyle diyor. Tövbe estağfurullah. Meryem annemizi nereye koyacaksın lan? Keramet yok diyorsun. Kur'an-ı Kerim ona indirilmiş, ona verilmiş keramette mi bahsediyor? Meryem validemizi keramet. Ashab-ı kiramın
kerametleri var. Tek tük de olsa keramet var ashab-ı kiramda. Hasan Basri olduğu gibi keramet, Fudayl bin Hayat keramet. Yani kerameti kökten reddetmek, papaza kızıp oruç bozmak. Bu yanlış. Keramet kolik olmak, o da ibadetten uzaklaştıkça oluyor işte. Asas kulluktan uzaklaştıkça kerametle yamamaya çalışıyorsun eksik olan kulluğu gibi görülüyor. Onun için bu keramet meselesini oradaki aşırılıktan, buradaki aşırılıktan alıp bir gibinin özetlediği gibi keramet haktır. Allah'ın bazı kullarına olağanüstü meziyetler verilebilir şeklinde ortada anlamak lazım. Devam edelim hocam. Men huve eftalul evliyaim diyelim. Yok. Min kat'il mesafatil ba'ideti. Fil müddetil galileti. Mesela Şam'dan Bağdat'a 3 günde gidiliyor, 4 günde gidiliyor. Bir veli zat sabah gitti, akşam namazını orada kıldı. Olur mu? Olur. Ben gördüm mü? Görmedim. Neyi gördüm ama? Allah dilediğini yaptırır, onu gördüm. Onu gördüm. Allah yaptırır, Meryem'e yaptı aleyhisselam. Yani nice kullarına yaptı Allah. Şimdi yapar mı? Yarın da yapar, öbür gün de yapar. Bu yapan Allah olduktan sonra her keramete iman ederim. Yapanı bu adamsa hiçbirine iman etmem. Kullanıyor bunu çünkü. Allah ise yapar. Ve zuhuri ta'ami ve şerabi ve libası indel haceti. Evet. Yani tam acıkma anında adam sofra kurar sizin önünüze. Olur. Allah yapar. Su gelir. Yani çırılçıplak ne yapacağım derken dikilmiş bir elbiseyi omuzunda görebilirsin. Meleklere yaptırır, cinlere yaptırır. Allah yaptırır. Celle Celaluhu. Ve tayrani fil hevai. Havada uçması mümkün. Vel meşyi alel mai. Suda yürüyebilir. Ve kelamil cemadi vel acmai ve gayri zelike. Hayvanlar konuşabilir, mümkündür. Ve yekûnü zelike li rasûliha mu'cizeten. وَلَا يَبْلُغُ وَلِيُّنْ دَرَجَةَ النَّبِيِّ اَنَّبِيَّ اَنَّبِيَّ وَدَرَجَةَ النَّبِيِّ وَلَا اِلَى حَيْسُ يَسْكُتَ عَنُ الْاَمْرُ وَالنَّهِ Ama bu bir velinin herhangi bir şekilde keramet görünmesi onun üzerinden onu peygamber yapmaz. Keramet göründüğü için onda da namazı bırakma hakkı olmaz. Yani keramet bir artı değil onun için. Bir ikram, o ibadetine devam eder. Kulluğu devam ediyor. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden biridir. Öyle devam edecek. Son kerametlerden sonra seccadeyi kaldırın çocuklar, bana gerek kalmadı deyince, kaldırdığı seccadenin altındaki cehennemde ebedi yanar o zaman. Neuzu billahi teala. Men huve efdalul evliyai. Evet, şimdi çok önemli bir başlık bu. Burada velilerin kerametlerinden söz edince bir başlık açıyor. Bir gibi rahmetullahi aleyh. En muteber veli kimdir? Allah'ın veli kulları olduğu belli. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve lahum yahzenun. Allah'ın veli kulları var. Bunlarda bir sıralama var mı? Var. Var. Bütün dünyayı toplarsan Ebu Bekir'in çeyreği yetmez. Radıyallahu anh. O başka. Dolayısıyla bir velilik sıralaması var. O sıralamayı görelim. Bunu da hatta daha sonra not tutalım. Bir gibinin özetinden. Velilik sıralaması bu ümmette nasıl? Bir. Ve efzaluhum Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bir ve tek adam Ebu Bekir'dir. Birdir, ilktir, tektir. Rakipsizdir. Bir, ilk ve tek. Ebu Bekir bu. Radıyallahu anh. Sümme Ümerul Faruk. Sonra Ömer İbnül Hattab. Radıyallahu anh. Sümme Osmanu Zünnureyni. Osman radıyallahu anh. 3 numara. Sümme Aliyül Mürtada. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Ali radıyallahu anh de 4 numara. Ve hilafetuhum ala hâdet tertibi eydan. Onların bu dört isim aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki halifelerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekilleri yani. Dolayısıyla
1, 2, 3, 4 sıralamasının da akidemiz açısından böyle olması gerektiğine inandırıyor bizi. Buradan nereye cevap veriyor Salih Hocam? Niye özellikle bu sıralamada böyledir diye bir şey yapıyor? Yani Ali radıyallahu anh'ı ön plana çıkaranlar. Çünkü Şiilik grubunda kalıp da Müslüman da olduğunu söyleyen bazı insanlar bu sıralamayı tersten okuyorlar. Biz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhüm diyoruz. Onlar Ali diyor, gerisi yok diyorlar. Ümmetin oradaki 30 senesi ne oldu dediğin zaman da zulümle geçti diyor. Bu zulmü kim yaptı? Ebu Bekir ile Ömer yaptı diyor. Estağfurullah. Dolayısıyla bu haklı olarak bir akide konusu, iman evet. konusudur. Çünkü vefat eder etmez kendi mezarının başında zulüm yapan Ebu Bekir'e mi baktı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bıraktı bu dini gibi böyle çirkin bir soru ortaya çıkıyor. O sebeple bu sıralama, bu velilik sıralaması, en iyi veli olma sıralaması aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi olma sıralamasıdır diyoruz. Sümme sairus sahabeti. Ve bu sıralamada ashab-ı kiramla ilgili önemli bir paragraftayız şimdi. Bu ilk dört sıralamayı kabul ettik. Bundan sonra diğer sahabiler velilik sıralamasındadırlar. Diğer velilik. Evet. Ve yüküffü an zikrihim illa bil hayri. Evet. Asla ashab-ı kiramı hayırdan başka bir şeyle konuşmayız. Akide konumuz. Bunun altı mı çizilecek, üstü mü çizilecek? Ashab-ı kiramı bugün insanları konuşur gibi konuşmayız. Ashab-ı kiram Allah'ın dostları. Selamun aleyküm. Filancanın kolu kısaydı, öbürünün ayağı uzundu. Bu tip şeylere girmeyiz. Yok kabul ederiz bunları. Ashab-ı kiram bir tanemiz bizim. Onların hatası konuşuldukça dinimiz lekelenir çünkü diye düşünürüz. Ve yüşhedü bil cenneti lil aşaretin mübeşşereti. Evet. 10 sahabinin cennetlik olduğuna şehadet ederiz. 10 sahabi kat'iyen cennetliktirler. Bunlar kim? 4 halifeyi saydık. Talha radıyallahu anh 5. Zübeyr radıyallahu anh 6. Sa'd radıyallahu anh 7. Sa'id radıyallahu anh 8. Ebu Ubeyde radıyallahu anh 9. Abdurrahman radıyallahu anh 10. Bu 10'una Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerde bize ulaşan bilgilere göre dünyada iken cennetlik olduklarına dair müjde verdi. Dolayısıyla biz bu 10'u için cennetliktir bunlar deriz. Devam. Ve Fatımete vel Hasan vel Hüseyin ve gayrehum Fatıma anamız, Hasan ve Hüseyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunları ve diğer mesela Hatice radıyallahu anha gibi bazı sahabilere de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda cennet esintileri verdi. Yani cennette buluşacaklarına dair verdi. Mimmen beşşerehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la li gayrihim bi aynihi. Ama onun dışında ashab-ı kirama bizzat hepiniz cennette buluşacaksınız benimle gibi bu anlama gelen cümleler söyledi. Sen diye bu 10 kişiye söyledi. Fatıma'ya böyle ima etti. Hatice'ye ima etti. Hasan'a ve Hüseyin'e cennet gençleri diye hitap etti. Ama direkt 10 isim, direkt tam o anlamda olmayacak diğer Ehl-i Beyt'ten isimler. Ama ashab-ı kiramın bütünü için cennet kulları dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an radıyallahu anhüm zaten bu manaya geliyor. Bu şekilde iman ediyoruz. Hocam burada gayrahum derken ehli beyt diyebilir miyiz buraya? La ve gayrahum tabi. Hayır, Hasan Hüseyin'den başka ehli beytten diğerleri var. Hatice var mesela anamız. Ayşe anamızla ilgili cennette buluşacaklarına dair sözler var. Diğerlerine de var ama isim olarak yok.
Evet, bu ashab-ı kiramla ilgili bir konu. Nereden girdi ashab-ı kirama? Çünkü velilikten bahsetti. Veli deyince de Ebu Bekir akla geldi radıyallahu anh. Ebu Bekir'i anınca ashab-ı kiram akla geldi. Bu konuşulmuş oldu. Devam edelim. لَابُدَّ مِنْ نَصْبِ اِمَامٍ Evet, şimdi bir başlık açıldı. Nedir o başlık? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rafik-i A'la'ya yükseldikten sonra, yani vefat ettikten sonra ümmeti Muhammed'i kim idare edecek? Ya eski peygamberlerde olduğu gibi başıboş kalacak ümmet, dolayısıyla bir ay sonra din diye bir şey kalmayacak ortada, ya da birisi o ocağa sahip çıkacaktı. Allah Ebu Bekir'den ve Ömer'den razı olsun. Aslında Zeyd'den de razı olsun. Zeyd bin Harise'nin o Sakife'deki hareketi çok önemli. Ne yapıyor? Ensar mesela biz idare ederiz bu işi filan deyince ne dedi? Madem öyle niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i mihraba geçirdi dedi. Herkes sustu tabii. Eyvah, mihraba o geçtiğine göre Ömer de kalktı. Ver elini dedi, sana el uzatıyoruz, beyat ediyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin idare edilmesi çok önemli bir mesele. Bu idareyi yapana halife diyoruz biz. Kitaplarımızda bu konu, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ümmeti Muhammed'in idare edilmesi konusu kitaplarımızda akide bölümünde geçer. Kelam, akide kitaplarında bahsedilir. Fıkıh kitaplarında yoktur bu mesele. Halife nasıl seçilir, ne kadar görevde kalır, işte kim halife olacak, halifenin yetkileri nelerdir, fıkıhta böyle bir şey yoktur. Bunu hep akide kitaplarında buluruz. Ya da özel yazılmış bu konuları anlatan kitaplar da var ama onlar da akide kitabı kabul ediliyor. Neden? Biraz önce dedim ya, Şiiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Ali gelecekti de çaldılar da hakkını yediler, böyle çocuksu laflar. Ben bunu çocuksu diyeyim de çok ucuz söylemiş olayım. Çocuksu laflar ederler. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yerine Ebu Bekir'in gelmesi, Ömer'in gelmesi, daha sonra Osman ve Ali radıyallahu anhüm, onların gelmesi İslam dininin var olarak devam etmesi veya etmemesi manasına geliyor. Yani Ebu Bekir gelmeseydi ne olurdu? Kargaşa olurdu. Bugün İslam olmazdı. Çünkü Ömer geldi. Ömer'in sağlığında dünyanın en büyük ikinci imparatorluğu İslam devleti oldu. La kadderallah, öyle bir şey olmasaydı onlar gelip Medine'yi işgal ederlerdi. Dolayısıyla Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma varlıklarıyla Allah'ın lütfu, tabii onların ismi üzerinde tecelli etmesi iradesi açısından söylüyoruz. İslam'ın bugünleri manasına geliyor. Bunu da bu yüzden fukaha, alimler böyle tali bir konu gibi değil, imanı ilgilendiren bir konu gibi görüyorlar. Şiiler de buna karşılık olarak meseleyi biraz daha böyle neredeyse uluhiyet denecek noktaya kadar taşıdılar. Yani kavgayı büyütmeye çalıştılar. Bu sefer de akide kitaplarının temel meselelerinden biri oldu. Müslüman bir insan, şimdi biz mesela Müslümanın inanacağı şeyleri konuşuyoruz. Mucizeye inanır, keramete inanır dedik. Şimdi bir gibi diyor ki, bir halifenin başımızda bulunmasına inanmak zorundadır mümin diyor. Bunu akide konusu kabul ediyor. Neyi izah etmeye çalışıyorum? Neden akide kitabında halifelik konusu, siyasi bir konu olduğu halde? Müslümanlar şimdi tabii son 90 senedir doğup büyüyenler, ne hilafet ne demek ya, Diyanet İşleri Başkanlığı var gibi kabul ediyorlar şimdi. Ya Diyanet İşleri Başkanlığı hilafetin 5000'de biri bile değil. Bir şey değil Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı halifenin belki de 500 bin görevlisinden bir tanesidir. Bir makam değil hilafetin yanında. İslam'ın
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına temsil edilmesi demek halifelik. Bu yüzden akide kitaplarında Müslümanların halifesi olur, imamı olur. İmam yani en büyük adam, halife ile imam aynı kelime. Emirül müminin de aynı kelime. Böyle birinin varlığı için çalışmak imanla ilgili bir görevdir. Elbette bizim zamanımızda olduğu gibi ne çalışabiliyoruz, ne çalışmayı teşvik edebiliyoruz. Şükürler olsun elhamdülillah 30 sene önce 10 tane hoca bir yerde oturacaklar da halife diye bir şakadan bir kelime kullanacaklar. Alimallah içtikleri çayı bırakıp kaçarlardı oradan. Hamdolsun şimdi bak gençlerin arasında konuşabiliyoruz. Antalya'da halife istiyoruz diye bir kelime kullandım ben. Antalya'daki diriliş buluşmalarından. Ondan sonra Antalyalı bir arkadaş aradı. Hocam dedi, o zaman heyecandan kalbim durduydu neredeyse dedi. Şimdi çok korkuyorum dedi. Niye korkuyorsun dedim. Ya o kelimeyi sen kullandın ya, seni kaybedeceğiz diye korkuyorum dedi. Ulan halife uğruna helal olsun Nurattin dedim. Sen ne diyorsun ya? Keşke öyle olsa. Ben gideyim de halife gelsin yeter ki. Yani hala demek ki yaşlı bir Müslüman ödü patlıyor. Halifeyi, halife kelimesini andın sen diyor. Halbuki bu dinimizin varlığı ile ilgili. Müslim'de hadis-i şerifler var, sahih hadis-i şerifler var. Halifelik, imametle ilgili hadis-i şerifler Buhari'de var. Belki 100 tane hadis-i şerif ben ezberden biliyorum. Halifelikle ilgili farklı rivayetleriyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halifesi olmadan, imamı olmadan ölen cahiliye ölümüyle ölür buyuruyor. Cahiliye ne demek? Müşrik Ebu Cehil kafalı olmak demek. Elhamdülillah biz yoksa da halifemiz istiyoruz ya Rabbi. Halife istiyoruz. İstiyoruz diye zaten başımıza gelmeyen kalmadı. İnşallah bu isteğimiz, kalbimizdeki bu arzumuz Rabbimize karşı bir özrümüzdür. İnşallah Teala. Bu sebeple bu paragrafını ciddi bir şekilde önemli bir konu olarak okuyoruz. Kitabımızdan da bir kenara not ediyoruz bunu. La budde min nasbi imamin, bir imam tayin etmek yani halife. Buradaki cami imamı değil tabii. Onu Diyanet tayin ediyor zaten. Ümmeti Muhammed'in bir imam, ümmetin imamı, ümmetin başı. Ki haccı onun yaptırması lazım. Büyük şehirlerde onun veya onun valisinin cuma kıldırması lazım. Şaka maka değil. Yani bütün din ona emanet olması lazım. Oku bakalım hocam. Vel müslimune la budde lehum min imamin kadirin ala tenfidil ahkam. Evet, Müslümanların muhakkak Allah'ın dinini uygulamaya gücü yetecek bir halifesi olması şarttır. Niye? Kadirin ala tenfizil ahkam diyor. Ya sembolik bir şey istemiyoruz biz. Mesela Selçuklular, Allah onları da mağfiret eylesin, İslam'a çok hizmet ettiler. Çok ama. Alparslan'ı mesela rahmetle yad ediyoruz. Oğlu Melikşah'ı rahmetle ve mağfiret talebiyle yad ediyoruz. Ama halifeyi, yani silahlı gücü bayağı artınca, işte İran topraklarını filan hep İslam hükümranlığında ordusuyla tutunca, halifeyi sembolik hale getirdi. Bağdat'ta bir halife var, öyle biri var oralarda, carileri var, hizmetçileri var. Millet bayramlarda ziyarete gidiyor onu. Sembolik bir halife. Bir gibi bilinçli bir şekilde bu cümleyle ona işaret ediyor. Sembolik değil, kudretli, Allah'ın yapın dediğini yaptırmaya gücü yeten halife gerekiyor. Müslümin, hürrin, mükellefin, zahirin, kureşiyin. Müslüman olacak, hür olacak, mükellef olacak. Yani meczup birisini başımıza getirmeyeceksiniz. Zahirin, mükellefin, zahirin. Yani ortada görünen ölçülerde olacak. Zahirin niye diyoruz? Çünkü Şiilerin bir de bir hayali var. Onların halifesi var ama İran'da büyük bir kayanın arkasına sıkıştı, gelecek. Tam 1100 senedir, 3. asırdan beri bekliyorlar onu. Büyük bir kayanın arkasına sıkıştı, oradan gelecek diyorlar. Böyle
şey değil, tiyatro oynamıyoruz biz. Ümmeti Muhammed gibi kainat ümmetinin başında birini arıyoruz. Kureyş'i yin ve Kureyş'ten olması. Çünkü Buhari'de hadis-i şerif nasıl? El-eyimmetu min Kureyş. İmamlar Kureyş'ten olsun. Alimler diyorlar ki yani Kureyş'ten salih biri varken başkası çıkmasın. Ama Yavuz ne yaptı? Ümmetim boş kaldı dedi. Ümmetim sahipsiz kaldı dedi. Ya Rabbi bu emaneti aldım dedi. Gitti hırkayı saadet ne bulduysa Mısır'da sembolik olarak onları aldı. Geldi İstanbul'da bu ümmetin başıyım dedi. Allah ona kainatın büyüklüğü kadar rahmet etsin. Bu toprakları hilafetle buluşturdu. Elhamdülillah. Ve la yuştartu en yekune haşimiyen. İlla haşimi olacak diye bir şart yok. Niye? Bu da neden? Abbasiler almayın bizden bunu yoksa çarpılırsınız filan dediler. Bir de İngiltere demmerallahu cüzurahu ila ebedil abad. Bu Osmanlı'dan sonra işte bu Haşimilerin hakkıydı. Onun için ben onlara vereceğim filan deyip işte Mekke'de Şerif Hüseyin'i bir kandırdılar. Ondan sonra bugünkü Ürdün Devleti'ni o niyetle kurdular. Haşimidir ha. Haşimi. Aman Allah'ım ya. Ne Haşimi'si be. Ve la ma'sumen. Masum olması da gerekmiyor. Ne? Peygamberin makamında ama peygamber değil. Ve Allah'ın kullarından bir kul. Müslüman. Mahkemeye çağrılır. Cezası, içki içtiyse cezası verilir. Hırsızlık yaptıysa kolu kesilir. Müslümanların halifesi sıradan bir Müslümandır. Hiçbir artısı, ilavesi yoktur. Masum değildir. Ve la efdale zamanihi. Böyle dünyada eşi benzeri bulunmaz. Alim, takva biri olması da gerekmiyor. Kabiliyet gerekiyor. Siyaset kabiliyeti gerekiyor. Ve la yen'azilu bi fiskin ve cevrin. Bu adam işte geçen sene bir günah işlemişti diye görevden de alınmıyor. Hemen ilk zulüm yapar yapmaz da miting yapıp adamı alaşağı da etmiyoruz. Ümmetin istikrarını önemsiyoruz çünkü. Evet. Burada bu konu bitti. Bir konu daha var. Onu da okuyalım. Ve tecüzü salatu halfe külli birrin ve facirin ve yusalla aleyhi. Evet. Kim ne kadar günahkar olursa olsun biz cenazesini kılarız. Camide imamlık yaparken de arkasında namaz kılarız. Adam mesela geçen sene bir günah işledi. Daha onun yüzünden camiyi terk etmeyiz. Yani dinden çıkmadıkça bir insanı namaz kıldıramaz, namazı kılınamaz demiyoruz. Bu da kulların birbirlerini cehennemlik yapmasının önünü tıkatıyor. Evet, burada kalalım. İnşallah devam edeceğiz. Rabbim bu akidenin kamilen korunduğu şartlarda yaşamayı ve bu şekilde ölmeyi hepimize müyesser etsin. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله